çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz dedik. Ezdirmedik. Refah ardışından da faydalanmalarını sağlıyoruz, sağlayacağız dedik. Yeni asgari ücret rakamı belli oluyor. Aralık ayı başında inşallah 2024 yılı asgari ücretini belirlemek için yine komisyonumuz toplanacaktır. Asgari ücret tespit komisyonu Aralık ayı başında ilk toplantısını yapacak. Asgari ücret belirlenirken müzakereler üçlü mekanizma ile yürütülüyor. Sadece kamunun perspektifi zamı belirlemekte yetmez. İşçi, işveren tarafları da var. Sosyal diyalog mekanizması yürütülmeden perspektif belirtmek doğru olmaz. İşverenler de işletmelerin devamlılığı, kayıt dışılığın önlenmesi gibi yaklaşımlarla masada olacaktır. Tarafların söyleyeceklerini görelim. Komisyonda işçi, işveren ve hükümetin beşer kişilik temsilcileri yer alacak. Beş kişilik hükümet tarafı komisyonda hakem rolü üstlenecek. Üç istişare ve bir karar olmak üzere dört toplantı gerçekleştirecek. Oy çokluğuyla karar verilecek. Herkesin mutabak kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını da ümit ediyorum. İstişare toplantılarının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le görüşme gerçekleştirecek. İki bakanın koordineli çalışmasıyla yeni rakamın enflasyona etkisi ve devlet desteği ne kadar olacak sorusu masaya yatırılacak. Asgari ücrete son dokunuşu Başkan Recep Tayyip Erdoğan yapacak ve yeni ücret Ocak 2024'e girmeden kesinleşecek. Asgari ücret en son Temmuz ayında yapılan %34 artışla 11.402 liraya yükselmişti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emekli memur maaşlandırı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yıl sonunda memur zammının ne olacağı toplu sözleşme ile belli. Memurun zammı memur emeklisine de yansıyacak. İşçi emeklileri biraz daha azalıyor normalde. Orayı dengelemek gerekiyor gibi bir durum var. 7500 lira altındaki maaşlar için bütçe imkanlarını zorlayarak elimizden geleni yapacağız. Ve tüm 4,7 milyon emeklimize ilave 5000 lira verilecek. Artı yıl sonunda memur emeklilerine memur zammı yansıyacak. Bütçe imkanlarımızı sonuna kadar zorlayarak elimizden geldiğince bütün kesimleri destekleyici bir yaklaşımımız olacak.